Efendim merhaba, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz ama tabii ki Türkiye gündemine de değiniyoruz, önemli gelişmelere. Ve Türkiye gündemi, Mersin'in de gündemi, Mersin gündemi, Türkiye'nin de gündemi efendim. Zeytin Dalı Harekatı yürütülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde, Suriye'de ve acı haber geldi. 8 şehit ve 26 yaralımız var değerli seyirciler. Ezelden rica edeceğim bazı şehitlerimizin töreni düzenleniyor, cenaze töreni düzenleniyor memleketlerinde ve canlı yayında sizlere aktaracağız bu görüntüleri değerli seyirciler. İşte ekranlarınızda. Sekiz şehidimizin görüntüleri ekranlarınıza geliyor değerli seyirciler. Cenaze töreni düzenleniyor şehitlerimiz için ve tüm Türkiye şehitlerimize üzülüyor. Tabii şehitlerimizin mekanı cennet olacaktır. Şehitlerimizin isimlerini sizlere aktarmak istiyorum. Jandarma Subay Uğur Palancı 28 yaşındaydı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde toprağa veriliyor. Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel 24 yaşındaydı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde toprağa veriliyor. Jandarma uzman çavuş Burhan Açıkkol 24 yaşında cenazesi Isparta'ya gönderildi. Isparta'da toprağa veriliyor. Jandarma subay çavuş Abdullah Taha Koç 23 yaşındaydı. Konya'da toprağa veriliyor. Jandarma uzman çavuş Recep Çetin Eskişehir'de toprağa veriliyor. Jandarma uzman onbaşı Rıdvan Çevik 26 yaşındaydı. Van'ın Erciş ilçesinde toprağa veriliyor. Uzman jandarma Assubay Çavuş Mehmet Dinek Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa veriliyor. Ve jandarma uzman çavuş Ozan Gökçe Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa veriliyor değerli seyirciler. Ve şehitlerimizin şehadet şerbetini içtikleri noktaya da Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını sıklaştırdı ve 8 şehit verdiğimiz noktada da çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, öldürülerek değerli seyirciler. Ve bu konuya yönelik ayrıntılara da ilerleyen dakikalarda yer vermeye devam edeceğiz. Mersin gündemine gelelim değerli seyirciler. Mersin'de neler yaşandı, neler yaşanılacak? Ama onun öncesinde bir bakalım kim nerede ne dedi? Sayın Başbakanım, değerli misafirler. Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. günündeyiz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordusu adım adım Afrin şehrinin merkezine doğru ilerliyor. Bu harekat kapsamında şu ana kadar 615 kilometre karelik alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Bu harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbimden tekrar rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bugüne kadar en az 2295 terörist bölgeden temizlenmiş
ve etkisiz hale getirilmiştir. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, terör ve teröristle mücadelede ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam eder. Terörle mücadele ayrıca sadece Türkiye'nin değil, herkesin, bütün dünyanın görevidir. Ve bu hareket, bu görev tamamlanana kadar devam edecektir. Bu alanlarla ilgili özellikle sosyal medyada yapılan harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik birçok operasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Alınan tedbirlerle bu yalan yanlış bilgiler kısa sürede ortaya çıkarılmakta, deşifre edilmekte ve bütün dünyaya duyurulmaktadır. Bu operasyon sırasında ve diğer bütün operasyonlar için geçerli, tüm milletler şahittir. Tarih şahittir ki binlerce yıllık geleneğe sahip şanlı ordumuz asla ve asla hiçbir masuma ve mazluma elini sürmemiştir. Bu nedenle özellikle sosyal medya platformlarındaki bu haberlere, asılsız ve gerçek dışı eski fotoğraflara asla itibar etmemeliyiz. O alçaklara, terör sevicilerine, kaostan beslenenlere asla prim vermemeliyiz. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bu operasyonlarda kullandığımız ve kullanacağımız silah sistemleri ve mühimmatın önemli bir bölümünü bu harekatı yürütülmesine, bu harekatların yürütülmesine katkı sağlayacak kadar, en azından bu kadarını yerli ve milli imkanlarla üretmek zorundayız. Ve hamdolsun bugün bu noktadayız. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bu noktadadır. Örnek vermek gerekirse Zeytin Dalı Harekatı'nın kara harekatı kısmında sarf edilen mühimmatın %91'i yerli ve milli mühimmattır. Dahası bu mühimmatın %97'sini milli imkanlarla üretme imkanına ve kapasitesine sahibiz. Aynı şekilde hava harekatlarında kullanılan güdümlü ve akıllı mühimmatta dahil olmak üzere mühimmatın %98'ini kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir tarafından Mehmetçi'ye "sizin yanınızdayız" mesajı taşıyan hediyeler de gönderiliyor. Yiyecekler, içecekler, kurbanlıklar da gönderiliyor. Son olarak Erdemli ilçesinde ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin ve ailelerinin de desteğini alarak bir kamyon su gönderdiler Mehmetçi'ye. Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda ve sınırda eli tetikte bekleyen asker ve polislere yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Türkiye genelinde destekler devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilen etkinlikle gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve veliler Afrin'de ve sınırda bekleyen asker ve polislere bir kamyon dolusu su gönderdi. Ey büyük Mehmetçikler, siz bizim için savaşıyorsunuz, teröristleri yeniyorsunuz. Bütün Türkiye sizi bekliyor ey büyük Mehmetçikler. Teröristler ister 1000 ister 10 milyon olsun, sizin gururunuz yeter insana. Türk bayrakları dalgalanıyor etrafta, bütün Türkiye sizin omuzlarınızda. 15 Temmuz'da gördüğünüz bütün dünya alemi oradaydı. Siz sakın askerlikten şaşmayın, bizi zor durumda bırakmayın. Bugün Mehmetçik abilerimize, okulumuza beraber su gönderiyoruz. Onları çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Afrin'de bizim için savaşan polis ve Mehmetçiklerimize kucak dolusu sevgiler. Ondan sonra bir kamyon su gönderiyoruz. Kana kana içsinler. İnşallah tez zamanda kazasız belasız dönerler. Allah ailelerine bağışlasın. Allah'ım onlara yardım etsin.
Efendim yapılan bütün uyarılara rağmen yine de dolandırıcılar boş durmuyor ve dolandırıcılar sık sık ağlarına yine saf vatandaşları düşürebiliyor. Son olarak yine bir kişi Adana ve Mersin'de kendisini sahte komiser olarak tanıtarak yaşlı ve hasta vatandaşları ağına düşürdü. 14 kişiyi dolandırdı ve bu 14 kişi 1 milyon Türk lirası, eski para deyimiyle efendim tam 1 trilyon Türk lirası bu dolandırıcıya kaptırdılar. Ama dolandırıcı son işinde yakalandı. Adana ve Mersin'de 14 kişiden yaklaşık 1 milyon lira dolandıran sahte polis son işinde gerçek polis tarafından suçüstü yakalandı. 62 yaşındaki Rıza A'yı telefonla arayarak kendisini başkomiser Kemal olarak tanıtan dolandırıcı Mehmet Can F., Rıza A'yı kandırarak iki ayrı bankadan 26 bin Türk lirası parasını çekerek kendisine vermeye ikna etti. Yaşlı adamın yakınlarının ihbarı üzerine yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri kendisini başkomiser Kemal olarak tanıtan şahsın Mehmet Can F. olduğunu belirleyerek yaşlı adamdan parayı aldıktan sonra dolandırıcıyı suçüstü yakaladı. Dolandırıcının son 3 ayda Adana ve Mersin'de 7'si kadın toplam 14 yaşlı kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MESK'inin çalışmaları devam ediyor daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla. MESK'i son olarak atık su tahliye pompalarında değişiklik yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESK'i Genel Müdürlüğü Merkez Pompa Atık Su Terfi İstasyonu'nun kapasitesini artıran yeni pompayı devreye aldı. MESK'i Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Merkez Atık Su Terfi İstasyonu'nda bulunan mevcut pompaların yaklaşık 25 yıldır çalışıyor olması sebebiyle eski pompaların yerine daha verimli, daha az enerji tüketen ve daha az gürültüyle çalışan tipte 550 kW 9400 ton saatlik pompa Mersinlilerin hizmetine sunuldu. Hizmete alınan yeni pompayla daha az enerji harcanarak eski pompaların bastığı debinin 3 katından daha fazla debi basılacak. Yıllık 407.400 lira enerji tasarrufu sağlayacağı hesaplanan yeni pompayla gürültü ve titreşimli çalışma sorunu da ortadan kaldırılmış olacak. Özellikle kış aylarında meydana gelen aşırı yağışlarda oluşan yüksek debili atık suların iletimi konusunda yaşanan sıkıntılar yeni pompanın devreye sokulmasıyla ortadan kaldırılırken sağlanacak enerji tasarrufuyla da pompa maliyetinin yaklaşık bir yıl içerisinde karşılanması öngörülüyor. Spora geldiğimizde sporda Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı Euro Cup'ta mücadele ediyor ve yarı finale çıkış şansını biraz Mersin'deki maçta zora soktu. Kadınlar Euro Cup çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor kadın basketbol takımı Mersin'de konuk ettiği İtalyan Real Venezia takımına 79-73 mağlup oldu. Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılar atarak başladı. İlk periyot karşılıklı hızlı mücadeleyle geçerken ilk periyodu İtalyan ekibi Real Venezia 25-22 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da her iki takım da üstünlüğü ele geçirmek için mücadele ederken devreye deplasman ekibi 43-41 galip girdi. Maçın 3. periyoduysa agresif bir mücadeleye sahne oldu. Bu periyotta ilk 8 dakikada Mersin'e büyük üstünlük kuran ve attığı sayılarla aradaki farkı 12'ye çıkartan Real Venezia son 2 dakikada yıkıldı. Son 2 dakikada sahada inanılmaz bir baskı kuran ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını azaltan Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı bu periyotta beraberliği yakaladı.
Bu periyot 65-65 eşitlikle sonuçlandı. Maçın son periyodunda ise Güney ekibine göre daha iyi oyun oynayan ve daha fazla sayı bulan Real Venezia maçı 79-73 kazandı. Ve değerli seyirciler, devam ediyoruz. Yerel gazetelerimize bir göz atacağız. Yerel gazetelerimizde neler var ona bakacağız ama onun öncesinde tabii bir son dakika gelişmesi var mı diye bakalım. Ulusal anlamda son dakika gelişmelerine bir göz atalım. Sonrasında Mersin'e geçeceğiz. İki Yunan askeri değerli seyirciler sınırı geçtikleri için gözaltına alındı. Yunan Kara Kuvvetleri Meriç Nehri bölgesinde iki Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandığını duyurmuş. İki Yunan askeri Evros bölgesinde Katanies bölgesine devriye yaparlarken yollarını kaybederek yanlışlıkla Türk sınırını geçiyorlar ve bu iki Yunan askeri Türk askerleri tarafından gözaltına alınıyor ve Edirne'ye götürülüyor. Bu konudaki iki ülkenin muhatapları arasındaki görüşmeler şu anda devam ediyor efendim. Ve geldiğimizde yine ulusal gündemde son dakika gelişmeleri nelerdir diye baktığımızda 8 şehidimizin olması münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Terörle mücadelede Türkiye kesinlikle başarılı olacaktır dedi. Ve Kılıçdaroğlu bir çağrı yaptı. Herkes evlerine, iş yerlerine bayrak assın dedi. Bu bağlamda tabii ki Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak da zaten var olan evlerdeki, iş yerlerindeki bayrakların sayısı tüm Türkiye genelinde çoğalmaya başladı ve CHP genel merkezine de dev bir Türk bayrağı asıldı değerli seyirciler. Bu bilgiyi de aktaralım sizlere. Mersin gündemiyle ilgili bir son dakika gelişmesi de FETÖ ile alakalı efendim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen Eglı mesajlarının deşifresiyle Fethullahçı terör örgütünün yeniden yapılanmaya çalıştığı tespit edilmişti. Tabii bu bağlamda da operasyonlar gerçekleştirildi ve operasyonlarda gözaltına alınanlar var. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri de sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağız diyelim ve yerel gazetelerimize geçiş yapalım efendim. Yerel gazetelerden Mersin Gazetesi ile başlayalım. Mersin Gazetesi piyasalarda güven ortamı artacak başlığını atıyor ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut'un açıklamalarına yer veriyor gazete. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut uzun süren iflas erteleme süreçleri nedeniyle alacaklara erişim noktasında yaşanan ciddi sıkıntıların çözümü üzerinde yürüttükleri çalışmaların sonuç vermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek diyor ki 6-7 yıldan 2 yıla düşmüştür iflas konusunda yapılan çalışmalar. İflas erteleme süreci piyasaya güven ortamı vermiştir, güven ortamı artacaktır diyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son görülen oturumda iflas ve icra kanunlarında değişikliğe gidildi. Bunun toplumda, ticarette daha sağlam bir zeminin oluşmasına ön ayak olacağı konusunda görüşlerini belirtiyor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aşut. Diğer bir gazetemiz Çukurova gittikçe mutsuzlaşıyoruz başlığını atıyor ana haberinde. Türkiye genelinde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında %61.3 iken 2017 yılında %58'e geriledi. Mutsuzuz diyenlerin oranı da %10.4'ten 11.1'e yükseldi. Öte yandan evli kadınların evli erkeklere oranla daha mutlu oldukları da görüldü diyor. Bu konunun ayrıntıları Çukurova'da. Ve Akdeniz Gazetesi de Şerafettin Aşut'un açıklamalarına yer veriyor. Piyasalarda güven ortamı artacak başlığıyla aynı konu Akdeniz Gazetesi'nde işleniyor.
Yeni Güney gazetesi bu forum ülkemize büyük katkı sağlayacak diyor. Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 7-8 Mart 2018 tarihlerinde Akdeniz bölgesinde ilk kez Akdeniz Ekonomi Forumu'nun düzenleneceğini ve bu forumun ülkemize büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. Forum değerli seyirciler Mersin'de düzenlenecek ve 2 gün boyunca 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek ve bu foruma Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra ilgili bakanlar katılacaklar. Ayrıca Akdeniz ülkelerinin bakanları katılacak ve iş adamları katılacak. Akdeniz ülkelerinden, Türkiye'den ekonomistler katılacak ve Akdeniz bölgesiyle ilgili çok önemli başlıklarda oturumlar gerçekleştirilecek, toplantılar yapılacak. Konu çok önemli. Hem Akdeniz bölgesi, hem Çukurova, hem Mersin ve Adana için hem de Türkiye için. İşte bunun önemine yer veriyor Yeni Güney gazetesi. Yeni Güney'den geldiğimizde hakimiyete, hakimiyette diyor ki piyasalardaki güven ortamı artacak. İş dünyasının önü açılacak, iflas erteleme süreci kalktı, daha adil bir ticari sistem olacak başlıklarıyla Şerafettin Aşut'un değerlendirmelerine yer veriyor. Ve geldiğimizde haberciye, haberci Suriyeliler sosyal patlamaya neden olabilir başlığını atıyor. Ayrıntısında diyor ki gazete, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Suriyeli mültecilerin yaratacağı sosyal patlamaya karşı entegrasyon için harekete geçti. Merkez, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri mülteci hakları için medya ve sivil toplum işbirliği projesinde buluşturdu diyor ve bu projenin ayrıntılarına yer veriyor haberci. Güney gazetesi de piyasalarda güven ortamı artacak başlığıyla Şerafettin Aşut'un değerli seyirciler açıklamalarına yer veriyor birinci sayfasında. Ve İMC gazetesi Büyükşehir'i uyardık başlığını atıyor. Sorumlu Büyükşehir Belediyesi'dir başlığını atıyor ikinci alt başlığa. Şöyle devam ediyor gazete. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çavuşlu Deresi'nin ıslah çalışmaları başlayıncaya kadar her türlü can ve mal emniyet tedbirlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce alınması gerektiğini belirterek derenin çevresini korkulukla kapatılması konusunda daha önce belediyeye yazılı olarak bildirimde bulunulduğunu belirtmiş Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Hatırlayacaksınız Çavuşlu Deresi'nin ıslah projesi kapsamında derenin üstü açıldı. Dere temizlendi. Temizleme çalışmaları da devam ediyor bir ölçüde. Tabii derenin etrafında güvenlik bariyerleri, korkuluklar olmadığı için ve o dere 3 mahalleden geçiyor. Geçtiği noktalarda da yaya ve araç trafiği oldukça fazla. Tabii güvenlik sorunu oluşturuyor. Zaman zaman bazı çocuklar düştü, evcil hayvanlar düştü, vatandaşlar tarafından, aileleri tarafından çıkartıldı ama son olarak görme engelli bir vatandaş düşmüştü. İşte tekrar Mersin gündemine geldi bu konu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu çalışmada, projede güvenlik bariyerleri oluşturulmasının Devlet Su İşleri'nde olduğunu, Devlet Su İşleri de bu görevin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna yönelik açıklamalar yapmışlardı. Hatırlayacaksınız işte en son Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diyor ki biz sorumluluk MESKİ'dedir, Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bunu daha önce belediyeye de yazılı olarak bildirdik diye Devlet Su İşleri bir açıklama yapmış. İMC gazetesi bu konuya bir haftadır yer veriyor. Ayrıntılar İMC'de diyoruz. İMC'den gelelim Silifke gazetesine. Silifke, Atakent Mahallesi'nin eksikleri bu yıl içerisinde tamamlanacak başlığını atıyor ve Silifke Belediyesi'nin çalışmalarına yer veriyor. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi diyor ki Tarsus İşkem'e ziyaretler devam ediyor. Müdür Adem Gül istihdam yapmak isteyenlere desteğimiz sürecek başlığını atıyor ve İşkem'in çalışmalarına ayrıntılı bir şekilde yer veriyor. Göksu, Yeni Göksu gazetesi ise 18 Mart'ta MHP tam kadro Ankara'da olacak başlığını atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Teşkilatı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan
Milliyetçi Hareket Partisi kongresi öncesi Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sadakatini yinelerken il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte tam kadro ve kalabalık bir heyetle Ankara'da olacağını açıkladı, diyor Göksu gazetesi. Ve yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirdik. Bugün de İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar İçer TV ekranlarında olacak. Bizde kalın, hoşça kalın efendim. Jungle.